bugün size toplumda en sık kullanılan ilaçlardan birinden bahsederek başlayacağım. Bu ilaçlar halk arasında mide koruyucu olarak bilinen asit baskılayıcı tedaviler. Genellikle toplumda herkesin evinde neredeyse bulunan ve sıkça kullanılan, hatta konunun komşunun birbirine tavsiye ettiği ilaçlar olarak geçen bu ilaçlar aslında sağlık açısından çok uzun süre kullanımının uygun olmadığı ilaç grubunda. Bizim gastroenterolog olarak verdiğimiz ilaçlarda genellikle maksimumda ülserlerde ve reflü tedavisinde kullandığımızda bile ömür boyu değil de belli süreli kullanarak hastalığın tedavi edilip sağlığına kavuştuktan sonra bırakılması gerekli ilaç grubunda. Sadece Zollinger-Ellison sendromu dediğimiz midenin asit yapmasını uyarıcı bir hormon fazlalığı ile giden bir hastalık mevcut. Bunda ömür boyu biz bu ilaçların kullanımını öneriyoruz. Bunun dışında ömür boyu kullanılması gereken ilaçlar listemizde yoklar kendileri. Ama dediğim gibi toplumda herkeste bulunan, en ufak bir şeyde kullanıma çok açık olan, eczaneden gidip direkt kendinizin bile alabildiği ilaçlar grubunda. Ama bu ilaçların uzun süre kullanımında bir takım problemler söz konusu. Mesela kalsiyum ve demir eksikliği mide asitine çok bağımlı olduğu için bu vitamin ve minerallerin emiliminde ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Bunun dışında mide asiti vücut için bir koruyucu mekanizmadır. Özellikle bağırsaktaki flora için çok önemli bir yere sahiptir. Eğer siz mide asitini de gereksiz yere baskılarsanız mideye gelen mikropların ölmeden bağırsaklara geçmesini ve bu asit düzeyinin değişikliğiyle birlikte ince bağırsaklarda aşırı bakteriyel çoğalmayı da tetiklersiniz. Bu aşırı bakteriyel çoğalma nedeniyle bağırsak duvarındaki bağlantılar, yani bağırsak hücrelerinin birbirine sıkı bağlantılarla bağlıdır ve bunların mikropların geçmesine ya da yeterince sindirilmemiş gıdaların geçmesini engelleyen bağlantıların gevşemesine ve mikropların daha çok vücudumuzda yer almasına neden olursunuz ve aşırı çoğalmasına neden olursunuz. Bundan dolayı da son dönemlerde hastaların uzun süreli mide asitini baskılamasından dolayı enfeksiyonlara daha duyarlı olduğu, alerjik reaksiyonları daha fazla yaşadığı ve bunun yanı sıra tekrarlayan bağırsak enfeksiyonları, hazımsızlık, şişkinlik, rahatsızlık hissi gibi problemleri daha çok sık rastladığımızı biz üzülerek söylüyoruz. Bu hastalarımızda peki ne yapacağız biz? Verilen tedaviyi doktorunuzla mutlaka görüşerek, verilen tedaviyi ne kadar kullanması gerektiğini doktorunuza sormanız gerekiyor. Bunun dışında bu ilacın gerçekten gerekli olup olmadığını doktorunuzla birlikte karar vermeniz gerekiyor. Çünkü uzun vadede mesela reflü hastalarında birkaç hasta grubu dışında ömür boyu ilaç tedavisi kullanması gerekmiyor bu hastaların, ama reflü hastaların tedavisinde %70 diyet ve beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri önemli. Yani beslenme tedavileri ve yaşam tarzındaki değişiklikler önemli. Toplum bundan taviz vermek istemediği için genellikle ben ilacımı alayım, istediğimi yiyeyim, içeyim ya da istediğim gibi yaşayayım şeklinde gittiğinde bu ilaçların kullanımı daha uzun soluklu oluyor ve sürekli diğer bağırsak problemleriyle uğraşmak zorunda kalıyoruz bu durumda. Bundan dolayı da hastalarımızın uzun vadede kullanımı gerektiren durumlar dışında gerekli olmadıkça bu ilaçları kullanmamasını rica ediyoruz. Bunun dışında uzun dönem kullanıldığında kemik erimesi, kemik kırıkları, yaşlı hastalarda ani düşmeler ve buna bağlı da kalça ve bacaklarda kırıklara çok sık rastlıyoruz. Bundan dolayı da hastalarımızda özellikle bunlarla ilgili değerlendirme yapılması çok önemli. Bunun dışında yoğun ağrı kesici kullanımı gerektiren durumlarda, yani romatizmal hastalıklarda biz bazen hastalarımıza veriyoruz ama bağırsak florasının değişmesi ve buna bağlı da problemlerin, bağırsak problemlerinin oluşması hastalarımız açısından çok sık gördüğümüz başka bir neden.
uzun dönem mide asidi baskılanması, mide duvarında incelme ve burada hücresel bir takım değişikliklere neden olduğu klinik çalışmalarda gösterilmiş. Direkt mide kanserine neden olduğu ile ilgili kesin ve net bir bilgi olmakla birlikte bunlarla ilgili şüpheler söz konusu hala. Bunun dışında uzun süreli mide asit baskılayıcı tedavi kullandığımızda midede poliplerin oluştuğunu ve bu poliplerin de uzun dönemde çok fazla büyüdüğünü biz klinik tecrübelerimizle görüyoruz. Bundan dolayı da dediğim gibi gerekli olmadıkça hastalarımızın mide koruyucu, mide asit baskılayıcı tedaviyi özellikle konudan komşudan duyarak değil de doktor takibiyle, doktor tavsiyesiyle kullanılması ve kullandığı süre zarfında doktor kontrollerini aksatmamasını öneriyoruz. Bu ilaçlarda şöyle bir durum söz konusudur. Azı ilaç yani şifa verici, çoğu zehirdir. Uzun dönem kullanımlarında bu ilaçların farklı nedenlerle, farklı mekanizmalarla başka hastalıklara neden olmayacağını şu an için hiçbir hekim maalesef ki size ispatlayamaz. Çünkü 300 yıllık aspirin bile bir dönem iyi ilaçlar kategorisinde, bir dönem kötü ilaçlar kategorisinde yer almıştır. Ve şu anda herkesin ne zaman nerede kullanacağı bellidir. Bundan dolayı da bu ilaçlarla ilgili doktor takibiniz olmaksızın ilaç kullanmamızı öneriyoruz.